Hekim gözüyle 15. devaya nasıl bakıyoruz? İnsanoğlu tarih boyunca birçok hastalıkla karşılaşmış, onlarla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Hastalıkların etkenlerini, onlara karşı mücadele yöntemlerini bulmuş ve hastaları tedavi etmeye çalışmıştır. İnsanlar bitkiler ve hayvanlar gibi değildir. Onlardan farklı olarak düşünür, çabalar, hastalıkların sebep ve tedavilerini bulabilirler. İnsanların bilgi ve becerisi sonsuz değildir. Asırların bilgi birikimi ve deneyimle bugüne kadar birçok hastalığın sebepleri, korunma yolları ve tedavileri keşfedilmiştir. Allah eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Dertleri veren Allah elbette devalarını da verir. Evet, yeryüzü büyük bir eczanedir. İçinde çeşit çeşit hastalıkları da saklar, onların şifalarını da saklar. Hastalıkların maddi sebepleri olduğu gibi bir de mana yüzleri vardır. Kullarına çeşitli nimetler veren Allah, onlara çok merhametli, şefkatli ve adaletlidir. De niçin onlara böyle çeşit çeşit hastalıklar verir? Mesela başta çektiği hastalık yüzünden sabır kahramanı olarak anılan Hazreti Eyüp Aleyhisselam olmak üzere diğer peygamberler, evliyalar ve salih kullarına niçin hastalıklar vermiştir? Evet, bunun bir cevabı olmalıdır. Tabii ki vardır. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki, en ziyade hastalıklara giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Hazreti Eyüp, sabır kahramanı unvanını almış bir peygamberdir. Acaba bunu nasıl almıştır? Evet, o da bir insandır. Günün birinde hastalanmış, pek çok yara bere içinde kalmıştır. Yaraları kurtlanmış, uzun süre böyle yaşamış ve hiçbir şikayette bulunmamıştır. Sabır içinde tahammül etmiş, hiç ses çıkarmamıştır. Ta ki kurtlar kalp ve diline gelinceye kadar. Diliyle kalbiyle Allah'ı anmakta, ona kulluğunu arz etmekte zorlanınca kurtlardan yine de şikayet etmez ve ellerini kaldırıp şöyle dua eder. Ey Rabbim, bana gerçekten zarara dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisin. Enbiya 83. ayet. Allah da onun duasını kabul ettiğini ayetin devamında 84. ayette şöyle söyler. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar içinde bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Hazreti Eyüp'ün ne zaman yaşadığı hakkında farklı bilgiler olsa da milattan önce 9. yüzyıl veya daha önce yaşadığı rivayet edilir. Evet, bugün 2000'li yıllar yaşıyoruz. Hazreti Eyüp'ten bugüne kadar 3000 yıla yakın bir zaman dilimi geçmiştir. Onu sabır kahramanı unvanını alacak kimse çıkmış mıdır? Hayır. Allah Kur'an'daki Hazreti Eyüp Aleyhisselam kıssası ile bizlere ne anlatmak istiyor? Peygamberlik verdiği bir kuluna çok ağır hastalık vererek onu deniyor. Onun ne kadar sabırlı bir kul olduğunu tabii ki o biliyor. Fakat Kur'an bizler ders alalım diye bu olayı anlatıyor. Elbette hikaye olsun diye anlatmıyor. Bazı hastalıklar şahsidir. Bazı hastalıklar bir ülkeyi, bazıları da dünyayı etkileyen salgın hastalıklar şeklinde olur. Hastalıklar inanan inanmayan ayrımı yapmaz. Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Enfal suresi 25. ayette. Bir bela, bir musibetten çekiniz ki geldiği vakit yalnız zalimler mahsus kalmayıp masumları da yakar. Evet, şu anda dünyayı saran koronavirüs hastalığı bireysel bir hastalık olmaktan çıkmış, bütün dünyanın ortak derdi haline gelmiştir. Hastalıklar ister şahsi olsun, ister bütün topluma gelsin, günümüz insanı çok sabırsız. Başına gelen hastalıklara karşı maalesef sabır göstermek de istemiyor. Ama ne çare? Bir küçük virüs bütün dünyaya insanların aslında ne kadar aciz kaldıklarını göstermedi mi? Ya sabredip bu hastalıktan kurtulmak için birey olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız ya da moral bozan bir tablo yaşayacağız. Hastalığa yakalanıp tedaviye alınan veya sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmak zorunda kalanlar boşuna of puf diyerek hallerinden şikayetçi olmasınlar.
En basit bir maskeyi temin etmekten, kullanmaktan, elleri sabunla yıkamaktan, 1,5 metre sosyal mesafeyi korumak zahmetinden şikayet etmek doğru bir yol değildir. Bu yol karanlık bir yoldur, insana huzur vermez. Sabır içinde şükredenlerin, bilim komitesindeki doktorların önerilerine uyanların yolu aydınlık yoldur. Tercih senin, istediğini seçersin, sonuçlarına da katlanırsın. İnanan insanlar için Kur'an ve hadislerin ışığı altında hastalıklardan alınacak bazı dersler, müjdeler vardır. Bu bağlamda 15. deva Müslüman hastalara şunları anlatıyor. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Örneğin 1. Çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Ülkemizde gebeliklerde 100.000'de 14.9 2017 istatistiğine göre bu hastalıklardan çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar gözüküyor. Başlıcaları doğum sonrası kanamaları, gebelik zehirlenmeleri, hamileyken daha önce mevcut olan kalp, böbrek ve damar hastalıkları. İkinci bir grup hastalık, karın ağrısı olan hastalıklar. Karın zarı iltihaplaması yapan hastalıklar, bağırsak düğümlemesi yapan hastalıklar, pankreas iltihaplaması, bazı kalp krizleri gibi ve bunun gibi hastalıklar. Üçüncü bir grup hastalık, suda boğulmalar. Ülkemizde yılda 900 ile 1200 kişi suda boğularak ölüyor. Dördüncü bir grup hastalık, veba gibi salgın hastalıklar. Evet, bugün koronayı konuşuyoruz ama veba 14. yüzyılda dünyada 2 milyon kişi vefat ettirmiş. Bu dört grup hastalık yüzünden vefat eden Müslümanlar manevi şehit kabul edilir. Eğer hastalıklar kişinin dünya aşkını ve alakasını hafifleştirirse, vefat ile dünyadan ayrılan inançlı bir Müslümanın ayrılık acısı hafifler. Hatta bazılarını öbür dünyadaki ahbaplarına kavuşacak olmaları nedeniyle sevindirir. Tabii bu örnekler Allah'a inanan ve hastalıklara yakalanan Müslüman kulları içindir. Özeldir, bütün insanlığı kapsamaz. Mesela 1918 yılında İspanyol gribinden dolayı dünyada 40 ila 100 milyon insan genç yaşta öldü. Kimse ders almadı. Şu anda korona salgınına yakalanan, şifa bulan insanlar acaba ders alabilecekler mi? Şu anda 15. devanın verdiği müjdelere dünyanın o kadar çok ihtiyacı var ki, en güçlü ülkeler olarak bilinen ülkelerdeki koronadan ölenlerin sayısına bakalım. Bugün itibariyle Amerika'da 72.500'ü buldu. İngiltere'de 29.500'e geldi. İtalya'da 29.400. İspanya'da 25.000'i geçti. Fransa'da 25.000'i geçti. Evet, bunlar Batı'nın en güçlü ülkeleri. Eğer bulaşıcı hastalıklardan geçmişte ölenler ve şimdi korona salgınından ölenler Müslüman olsalardı, 15. devanın müjdeleri onlar için büyük bir kazanç olacaktı. Ama vakit yine de geçmiş değil. Şimdi şifa bulanlar ders alıp uyanabilirler. İslamiyet'e dönüş yapabilirlerse bu müjdeler onlar için de geçerlidir. Dünyanın güçlü devletler olarak bildiğimiz devletler ki onların çoğu Hristiyan ülkelerde korona salgını yüzünden diz çöktüler. Kağıttan kaplan oldukları ortaya çıktı. Halkların hali perişan. Ülkemiz bu hastalığı en az zararla atlatan bir ülke. Halkı Müslüman olan Türkiye din ayrımı yapmadan yardım talep eden dünyanın 116 ülkesinden başta ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere 57 ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Tıpta hastalıkların maddi tedavileri yanında moral tedavisi de çok önemlidir. İslam'ın hasta olan insanlara verdiği müjdeyi, manevi desteği ve psikolojik gücü hangi psikolog, hangi psikiyatrist verebilir ki? Hayatını dünyaya aşırı bağlı olarak yaşamış, her türlü lezzeti tatmış, maddi imkanları çok olan insanların hastalıklara karşı çaresiz kalmaları, acılara dayanmaları çok zordur. Bazıları psikolojik destek alsa da fayda bulmuyorlar. Tıbbın henüz çare bulamadığı hastalıklar yüzünden sonunda intiharı seçiyor veya ötenazi istiyorlar. 15. devanın müjdesine bakarsak, hastalıklarla mücadelede en riskli grup sağlıkçılardır. Bazen onlar da hastaları tedavi ederken
hastalık kapabiliyorlar. Mesela Türkiye'nin 1 milyon 100 bin kişilik sağlık ordusu var. Korona salgından 7.428 kişi, ortalama %6,5'unu yapıyor. Bu hastalığı kaptı ve bunlardan bazıları da vefat etti. Ama Avrupa'daki sağlıkçılar %10 ile 11 oranında hasta oldular. Bizden daha fazla. İşte salgın hastalıklar yüzünden vefat eden sağlıkçılar da manevi şehit makamına eriştirirler. Allah o makama çıkanlara rahmet eylesin. Başka ülkelerde vefat eden sağlık çalışanlarının ailelerine belki bir plaket, belki maddi bir ödül verirler. Ama bunların öbür dünyada hiçbir geçerliliği yoktur. Sonuç olarak biz 15. yüzyılda bizlere hastalıkların merhametli bir yaratıcının rahmetinden geldiğini, manevi ve cerrahi birer ameliyat olduklarını anlatıyor. Ne mutlu o insanlara ki hastalıklara karşı sabır göstermeyi ibadet sayarlar, onun Allah tarafından gönderilen hediye olduğunu kabul ederler ve sabır içinde şükrederler. Hekimlere hastalar risalesi perspektifi ile hikmetle hareket etmeleri konusunda ortak eğitim mümkün mü diye bir soru. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi tabii hekimlerin inançlı olanlar da var, inançsız olanlar da var. Yani üstadım dediği gibi atayet arslana ot vermeyiniz diye. Bu konuda destek almak isteyen, bilgi almak isteyen olsa verilebilir. Ama öyle arkadaşlar var ki tamamen ehli dünya. Bunlara nasıl bir şey verebilirsiniz? Yani talep olması lazım. Talep olacak ki siz ona bir şey verebilirsiniz ondan sonra. Zorla bir insana manevi şeyden bahsetmenin çok bir anlamı da yok yani. Hekim ama yani. Sanki hocam dünyada sanki bu yönde bir gidişat var yani bizim göz ardı ettiğimiz manevi değerlere mesela ne diyeyim iyi ölüm diye bir kavram çıktı mesela good death diyorlar iyi ölüm yani ölümü hakikaten yaraşır bir şekilde ölümü karşılamak. Nedense bu aslında bize ait kavramlar dünyada başka yerlerde çıktıktan sonra biz bunu alıyoruz. Aslında bunlar bizim kendi kavramlarımız. Biraz da evet hocam. Mesela şimdi videoda da var. İtalya'da insanlar meydanda secdeye varıyorlar. Anlatabildim mi? Bir manevi şeye karşı bir yakınlaşma var. Dediğim gibi böyle bir şey göreceksiniz karşı tarafta. Yani hekim arkadaşlarımdan bakıyorum. Çok bigane insanlar yani şeye karşı. Yani manevi şeylere karşı uzak duruyorlar. Onlara zorla da maneviyattan bahsetmek bana göre çok anlamlı değil. Ama şunu merak ederlerse ondan sonra ya siz etkilenmiyorsunuz ondan sonra. Çok rahatsınız. Hem bizimle beraber çalışıyorsunuz. Bizim moralimiz bozuyor bu insanları görmekle. Siz nasıl bunu beceriyorsunuz diye bir talep olursa konuşulabilir veya sizi dinlerlerse bir şey söylenebilir. Şimdi tabii ben bu sürede anlatacaklarımı anlattım zannediyorum da benim de kafamda bazı şeyler var. Atilla hocam veya İsmail hocam bunlara cevap verirse. Şimdi üstad burada manevi şehitten bahsediyor. Başka bir tabirle uhrevi şehit de diye geçiyor. Hatta şehitleri sınıflandırırlarsa üç gruba ayırıyorlar. Kamil şehitler, uhrevi şehitler veya manevi şehitler, bir de dünyevi şehitler diye. Şimdi mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman üçü de öldürüldü, bıçaklandı, saldırıya uğradı. Hazreti Osman şehidi kamil sayıldı, elbisesiyle gömüldü. Ama diğerleri şehidi uhrevi sayıldı, yıkandı, öyle gömüldüler. Şimdi burada salgın hastalıklarda koronanın bile ilk başlangıçta karar veremediler. Nasıl bulaşıyor, nasıl oluyor? Böyle bir salgın hastalıktan ölen insanların cenazesini nasıl defedeceğiz? Yani şehidi kamil gibi yıkanmadan onları defetmeyi biz önersek hasta sahiplerine, İslamiyet yönünden hassas olan insanlar nasıl karşılarlar? Yani bu şehidi kamili örnek vererek o insanları ikna edebilir miyiz? Atilla hocam veya İsmail hocam hangisi cevaplayacak bilemiyorum. Benim hocam, de kafam... Gerçi bizim de süremiz azaldı ama Cemil kardeşimize de sözü verdikten sonra kalırsa şayet şey yapalım bir süre daha verelim. Yani Cemil Bey. Hocam tabii. Kısaca bak. Yani tamam şüpheli hocam. Bir salgınla ölen insanlara ben hekim olarak yıkamadan gömün derim. Çünkü yıkayacak olan imamın da hayatını tehlikeye sokabileceğiz. Bunu bilmiyoruz. Ne kadar
güvence altına alırsanız alın, evet. Maske kullansın, eldiven kullansın. İslam'da bunun Şehid-i Kamil'de örneği olduğu için böyle şüpheli şeyde takliden yapılabilir mi? Onu sormak istiyorum.